teşekkür ediyorum bana bu görevi verdiği için. Ne kadar teşekkür etsem az. Çünkü 1133 tane kalbin içine girdim ben. Ayrı ayrı. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Size Allah'a emanet ediyorum. Olur da peki muhtemelen gösterebilirim. Sizlere büyüklerim. Bizlere değer verin. Böyle bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için şahsım ve muhtemelen adına hepinize çok teşekkür ederim. Bu günü bize armağan olarak hediye eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsın ve tüm muhtaralarına şükranlarını sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Sorunlarını kendi kaynaklarıyla çözen, elhamdülillah hiç kimseye muhtaç olmayan büyük bir şehir olduk, bütün olduk, beraber yapıyoruz. 19 Ekim Cumhurbaşkanımızın tabiriyle muhtarlar, ben de keşke muhtar olsaydım, muhtar gibi olsaydım dediği bir günde, söylediği bir cümle. Muhtarlık özel bir iş. Dar dairede, kendi herkesi tanıdığınız bir bölgede seçiliyorsunuz. Hele hele kırsal mahallelerde çok zor iş. Biz sizi anlıyoruz. Muhtar, git şu belediyeye, şu yolu ne zaman yapacaklar? Muhtar, pusu niye çamurlu akıyor? Muhtar, yaşlılara niye böyle yapılıyor? Şunu da yapsan, bunu da yapsan. Biz bunların hepsinden haberdarız. Elimizden geldiği gibi yapıyoruz. Niyetimiz halis. Bütçe, insan kaynağı, zaman, hepsi sınırlı olan şeyler. Ama talepler sınırsız. Hepsini yetiştirmeye çalışıyoruz. Ve 3 yıl öncesinden bugüne çok şeyi düzelttik. Adını koyduk, sıraya koyduk. Yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var. Ama bir plan çerçevesinde bu milletin hakkını, hukukunu savunan sizlere en iyi hizmeti vermek için uğraşıyoruz. Hamdolsun bunun en güzel özelliğini biz 38 milyar liralık yatırımı açmaya geldik Cumhurbaşkanımız. Sürekli 10,5 milyar diyorlar ama 10,5 milyar devletin yaptığı yatırım. Bunun yanında yapılmış özel sektör yatırımları da var. 20 milyarın üstünde, 28 milyarın üstünde. Bunlar da Balıkesir'in aşına, işine, geleceğine büyük yatırımlar. Cumhurbaşkanımız gururla karşıladı. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum ve kocaman bir alkış kendinize. Çünkü Cumhurbaşkanımız Balıkesir'den çok memnun ayrıca. Çok memnun ayrıca. Muhtarlar Günümüzü bugünden tebrik ediyor. Sağlık saat diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere verdiği değeri, gösterdiği itinayı hepimiz biliyoruz. Neden böyle yapıyor? Çünkü siz hakikaten vücuttaki kılcal damarlar gibisiniz. İki yönlü bir çalışma içerisindesiniz. Bir taraftan devlet adına talepleri topluyorsunuz. Vatandaştan talepleri topluyorsunuz ve devlet kurumlarına iletiyorsunuz. Diğer taraftan ise devletin mesajlarını, uygulamalarını, talimatlarını yine vatandaşımıza siz iletiyorsunuz. Hiçbir kurum yok ki, hiçbir kamu kuruluşu yok ki sizin desteğinize, yardımınıza ihtiyaç duymadan görevini ifa edebilsin. Bu bereketli topraklarda güzel insanların yaşadığı bu kulvar milli şehrinde her birimizin yaptığı her hizmet kutsaldır. Vatanımıza, milletimize feda olsun diyoruz. Muhtarlar Günümüzü kutluyor, sizlere saygıyla selamlıyorum. Gününüz kutlu olsun öncelikle. Neler düşünüyorsunuz Duygu ve çok teşekkür ediyorum. Devletin ilk kapısı olan muhtarlık müessesesinin ne kadar önemli olduğunu kıymetli Cumhurbaşkanımız her fırsatta dile getiriyor. 27. Muhtarlar Toplantısında muhtar neyse ben de oyum deyip
bu söylemlerle zaten muhtarlarımıza verdiği önemi görüyoruz. Ben de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı olarak 1133 muhtarımın kalbimdeki yeri o kadar ayrı ki, acımızı, sevincimizi birlikte yaşadığımız 7'den 70'e vatandaşın sorunlarını, sıkıntılarını, sevinçlerini birlikte dinleyip yol aldığımız kardeşlerim diyorum. Bütün kardeşlerimin bu gününü candan kutluyorum. İnşallah muhtarlık müessesesi, muhtarlık akademisiyle muhtarların, efendime söyleyeyim, fiziki şartlarının daha da güzelleştirilmesiyle onlara ne kadar her anlamda destek versek az. Ben onların canla başla mahallelerinin anneleri, babaları olduğunu görüyorum. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın da destekleriyle 1133 mahalle muhtarımın her zaman arkasında dimdik duracağımızın sözünü veriyorum. 2022 yılını muhtarlarımızla birlikte hayırseverlik yılı ilan etmiştik. Ve 255 bin ev ziyareti gerçekleştirdik. 50 bin çocuğumuza ulaştık. Bugün bu projelerimizle halka umut olduğumuzu görmek ve bütün muhtarlarımızın eksiksiz programımıza gelmesi bizim gönlümüzü koyduğumuzu muhtarlarımız tarafından anlaşıldığımızı ifade ediyor. Çok güzel bir gündü. Tüm muhtarlarımızı Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz. İnşallah seneye bugün yine hep birlikte bütün bayan ve erkek, bütün bayan muhtarlarımızla çok güzel bir günümüzü yine kutlarız. Tüm bayan öncelikle muhtarlarımızı gününü kutluyorum. Çok güzel bir gündü. Bize ayrılan bir gündü. Her şey çok güzeldi.